Şunlara bakın, şunlara. Sağ ol, sağ olasın. Buyurun hanımefendi, buyurun seçin, alın. Buyurun, nereye istiyorsunuz? Şunu alın. İsterseniz başka vereyim. Uğurlu gelir beyefendi. Buyurun, al donlara gelin, hanımlar gelin. Hanımlar buyurun donlara, buyurun donlara, şu donlara bakın. Donlar ihraç fazlası. Kimi alırsanız alın, buyurulmaz mısınız? Bakın, seçin, her boy var. Bakın hanımefendi. Bakın, beğendiniz mi? İsterseniz şunlara da bir göz atın. Gelin, gelin, buyurun. Bu fırsatı kaçırmayın. Şunun güzelliğine bak, renklere bak. Delikanlı alsaydın sevgiline. Hey be, şunlara bakın be. Gelin hanımefendi, kaliteye gelin. İhraç fazlası bunlar. Buyurun hanımefendi. Bakın, evet, şu malların güzelliğine bakın. Kırmızı var, mavi var, siyah var, beyaz var. Renk renk, her renk var. İşlemeli var, işlemesiz var, çizgi var, çizgisiz var. Buyurun bakın, her boyu var. Kızına, oğluna, torununa. Kime istersen al. Al, al. Evet, gelin donlara bakın, şu donların güzelliğine bakın. Gelin, gelin hanımefendiler, buyurun. Oo, takımı tezgah baştan kurdun ha Meltan Bey. Sana şu bardağında bir çay vereyim. Yanında da börek. Yaşa Meltan Bey, sen çok yaşa. Dur çaya bak. Tavşan kanı bak. Sizi şef hanım çağırıyor Nuri Bey. Korkma, azalayamaz. Çünkü burada hiç yanlış bir iş yapılmaz. Yapmadık da. Hadi bana müsaade. Buyur vereyim. Seni al. Evet. Buyurun efendim. Sizin çığırtkan bir kardeşiniz var mı? Anlamadım efendim. Böyle dükkan önünde filan bağıran. Hayır efendim. Gidebilirsiniz. Peki efendim. Nuri Bey. Buyurun efendim. Siz ek bir iş yapmıyorsunuz değil mi? Hayır efendim, yapmıyorum. Hayret, sesiniz de çok benziyor. Arşiv nasıl gidiyor? Çalışıyorum efendim. Meltan Bey geliyormuş ara sıra. Evet, geliyor efendim. Dikkatli ol. Olurum efendim. Gidebilirsin. Biraz parkta oturalım mı? Yoruldun mu? Ya ama şu pazar günü. Peki oturalım. Patlıcanları ucuza aldık Nuri. Akşama sana şöyle güzel bir mambayıldı yaparım. Nuri bayılır. Aa, şuna bak Nuri. Ha, canım. Ama ona verilecek hiçbir şeyimiz yok torbada. Ya. Bana bak, soğan yer misin? Ne bakıyorsun? Hiç değişmedin biliyor musun? Hep o eski Hayriye'sin. Ama saçlar gidiyor, bembeyaz oldu ha? Ne yapalım? Birlikte yaşlanacağız inşallah.
Ellerin buz gibi Nuri. Ama yürek sıcak. Nane şekeri. Aşıklara nane şekeri. Bize. Biliyor musun? Her gün aynı saatte geçerdim kapınızın önünden. Seni pencerede böyle bir saniye görmek yeterdi bana. Ya ben? Saatlerce senin için dikilir dururdum pencerenin önünde. Biri yüreğimi dinleseydi böyle pencereye yaklaştıkça sanki yerinden fırlayacakmış gibi olurdu. Ben nasıl heyecanlanırdım. Annem bilirdin için orada dikilip durduğumu. Ah canım rahmetli. Ya. Senin gri bir takımın vardı. Ya bir daha hiç olmadı. Nuri emekli olduğunda sana ikramiyenle güzel bir gri takım alırız. Ha? Bir de açık mavi bir gömlek. Şöyle yanları zımbalı yumuşacık bir kundura. Bir de koyu gri bir kravat. Hadi bakalım geç kaldık. Ya oturuyoruz ne güzel. Bak hava da çok güzel. Yemeği yetiştiremem sonra. Sen otur istersen ha. Ben biraz daha kalayım. Hadi bakalım. Fazla hayal kurma hemen gel değil mi? Söz fazla kurmam. Ay çok heyecanlandım. Ben de. Çiçeklere çok teşekkür ederim. Bak bu sevgimiz için, bu aşkımız için, bu da mutluluğumuz için. Çok mutlu olacağız değil mi? Evet. Küçük bir evimiz olacak. Bahçesinde karanfiller, güller, şebboylar. Bir de salıncak. Seni hep sallayacağım. Ay, ne kadar güzel. Mutluluktan göklere uçacağım. Pencerelerimizde kırmızı çiçekli perdeler. Yağmurun sesini dinleyeceğiz sıcak yuvamızda. Ben de başını omzuma koyup sana şarkılar söyleyeceğim. Seni çok seviyorum. Ben de. Müsaade var mı abi? Tabii buyurun. Of of. Hiç iş yok be. Hiç iş yok. Ne iş yaparsın sen? Yan kesiciyim be abi. Yok be abi korkma. Burası tenha. Bizim iş evvelallah kalabalıkta. Kaç gündür tık. Bir iş çıkmıyor. Bizde de var 3 tane. Allah bağışlasın. Yo bizimkiyle de konuştuk. Söz verdik. Hiçbirini yan kesici yapmayacağız. Okusunlar büyük adam olsunlar. Of. Allah seni inandırsın kimin cebine el attıysan bugün nanay. Bir de diyorlar ki Türk milleti cüzdan kullanmıyor. Niye kullansın ki abicim? Para olmayınca cüzdan neye yarar ki? Yok abi yok. Ben bu işin profesörü olmuş adamım. Adamın yüzüne baktın mıydı cebinde ne var ne yok anlarım. Ühü para bu. Bakacaksın insanın gözünün içine pırıl pırıl mı? Tamam para var cüzdanda. Bir de omzuna bakacaksın. Omuz dik mi? Tamam. Senin omuzlara bak abicim. Ühü. Bizimki diyor başka iş tut. Ben ne iş tutayım bu yaştan sonra Allah aşkına söyle. Sen memur musun abi? Soğandan patatesden belli. Sizin işiniz de zor ha. Yo yo emeklilerin işi daha zor. Ha biz de yanılırız. Bir gün baktım yaşlı biri omuz dik gibi gözler parlıyor. Ben nereden bileyim emekli olduğunu. Attım elimi cebine bir zarf. Eh dedim mutlaka içinde para vardır. Zarfı aldım indim otobüsten. Emekli baba gitti. Zarfı açtım ne parası? Bir mektup. İşte ben intihar ediyorum kimse sorumlu değildir ölümümden falan filan. Aman aman bu adam nerede intihar eder? Her şey yazıyor abicim orada. Kimse sorumlu değil. Kayalıklardan ben kendim atlıyorum. O kayalık nerede? Otobüsün son durağına yakın. Bindim otobüse, tıkı tıkına yetiştim. Bizim emekli baba atlamak üzere. Kira, geçim derdi, şu bu. Gel baba diyorum gelmez. Sonunda razı ettim. Ona yan kesiciliği öğreteceğime söz verdim. İntihardan vazgeçtim. Şimdi o emekli baba Taksim hattında çalışıyor.
bulunca tırtıklıyor. Maşallah parmakları çok hassas ki bir ay içinde kavradı zanaatı. Başını mı ağrıttım abi? Yok. Sıkıntıdan be abi. Neyse bana izin. Şu pazar yerine doğru bir uzanalım bakalım. Pazar yerlerinde de otobüslerde de hep ufak ufak paralar. Ben büyük para istiyorum ama nerede? Hadi eyvallah. Oturabilir miyim? Tabii rica ederim. Buyurun. Burası hepimizin. Buyurun. Buyurun. Affedersiniz. Sağlığınıza. Sağ olun efendim. Hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz. Benim kahvelere falan pek çıkamıyorum. Bir çay kaça malum haliniz. Oo, bir çay kaça. Bir şerbet kaça. Hele bir arkadaşınız da yanınıza geldi mi? Yandınız. Zaten 3 aylığı yetiştiremiyoruz. Emeklisiniz galiba. Evet. Zat haliniz? Ben memurum efendim. Efendim zor doğrusu. Sizinki de çok zor. Üstelik benim yanımda hiç evlenmemiş bir de baldızım var. Onun da sigortası, emekli sandığı, Bağkur'u falan hepsi benim. Ya bilmem anlatabiliyor muyum? Yani anlatabiliyor muyum? Evet. Efendim evde annem de var, bilmem inanır mısınız? 95'inde. Allah uzun ömür versin efendim. Az yer. Yani kuş gibi bir boğazı vardır. Ama mide hapları, uyku hapları, ağrı hapları. Kardeşim her gün sigortadan gidip ilaç alamıyorsun ki. Eczaneden alıyorum, oluyor bitiyor işte. Allah ömürler versin efendim. Annem babam çok rahat yaşadılar. Bulduklarını yediler. Ellerine geçeni yediler. Ben de çok iyi yaşadım. Urfa yağları, sıfır asit zeytinyağları, sonra şekerler çuvalla, pirinç çuvalla kardeşim. Reçeller, turşular. Şimdi efendim, benim annem babama Çerkez tavuğu yapacağı zaman sıkı sıkı tembih ederdi. Tavuğun kabasına bakma, tavuğun tüyüne bakma, arkasına gerisine bakma derdi. Yağlı tavuk severdi. Tavuğun yanına tavukla iç pilav. Affedersiniz, sizin anneniz tavuklu iç pilavın içine küynar, kuş üzümü falan koyar mıydı? Hatırlayamıyorum efendim, pek bilemeyeceğim. Benim annem koyardı, tarçın bile koyardı. Böyle tepeleme pilav. Artanları da kızartılmış olarak pilavın üstüne dizerdi. Ya işte o zaman sizin ellerinizi bağlayacaklar, benim de ayaklarımı. Yiyeceğiz. Ya. Affedersiniz, sizin anneniz erik hoşafını nasıl yapardı? Ama müsaade buyurun, kuru erik hoşafı. Geceleri ıslatırdı efendim. Erik yıkanacak. Sonra üzerine yarım saat arayla kaynar su dökülerek. Erik her sıcak suyu işte. Böyle açılacak. Güller gibi olacak. Kim bilir kaç liradır şimdi o eriğin kilosu. Yani benim babamın aldığı o eriğin kilosu. Bir hoşaf olurdu efendim. Bir hoşaf olurdu. Eriğin çekirdeği ufacık. Bir koku, bir tat. Ya işte o zaman sizin ellerinizi benim de ayaklarımı bağlayacaklar. Bu hoşaftan önümüze şöyle koca bir çanak koyacaklar. Aman efendim, iye iye, kaşık çala çala, aman efendim. Affedersiniz, sizin anneniz sahanda kuzu böbreğini nasıl yapardı? Benim annem mi? Yani galiba böyle dizerdi yan yana. Sonra biraz haşlardı, üzerine biraz su, biraz yağ. Olmaz.
Sahan yağlanacak efendim. Önce sol böbreklerle sağ böbrekleri ayıracaksın. Niye? Çünkü sağ böbrekler daha lezzetlidir de ondan. Sağ böbrekler alta, sol böbrekler üstte. 3 kaşık dolu dolu Urfa yağı, böyle yuvarlak yuvarlak soğanlar ama arpacık soğan. Yuvarlak yuvarlak domatesler, yuvarlak yuvarlak patatesler. Yo yo, seninkiler olmaz. Ödemiş olacak, ödemiş. Üzerine maydanoz, en üstüne de bir kırmızı Bursa paçal biberi. Ah ah, ağır ateşte, kömür ateşinde ha. 1 saat pişecek. O zaman efendi bey, sizin ellerinizi bağlayacaklar, benim de ayaklarımı. Önümüzde kocaman sahan. Böyle ekmeği banıp banıp yenmez mi? Ha efendim, yenmez mi? Şimdi böbreğin kilosu kaça? Ha, özür dilerim. Sizin anneniz yerelmalı sultan beğendi yapmasını bilir miydi? Bilemeyeceğim efendim. Aman aman. Yerelmalı sultan beğendi de dur. Sultan bile beğenmiş. Şimdi bunun için yarım kilodan biraz fazla yer elması alacaksın. Ama yanına orta yağlı 2 kilo koyun eti olacak. Kıvırcık olması lazım ha. Şimdi bu etler küçük küçük kuşbaşı şeklinde doğranacak. Ve ardından sacın üzerinde sade yağla kavrulacak. Aman. Yer elmalı sultan beğendiği anlatıyordu. Siz sağ olun, gitmiş bey amca. Haber verin polise can kurtaran. Can kurtaran ne yapsın bey amcanın canı kurtarmış. Yer elmalı sultan beğendiği anlatıyordu. Senin yanında mı oturuyor? Bir gazete falan yok muydu? Bunu baştan anlat bakalım, nasıl oldu? Şu poşetlerini de al. Affedersiniz. Şimdi yan yana oturuyorduk komiser bey. O şeyi anlatıyordu. İlk önce sahanda pirzolayı anlattı. Annesinin nasıl yaptığını. Yok, önce çerkez tavuğunu anlattı. Sonra erik hoşafını. Sonra çok güzel bir sahanda böbrek anlattı. Nereden anladın güzel olduğunu? Böyle sade yağlı, arpacık soğanlı. Güzel olur. Ya sonra? Sonra işte yer elmalı sultan beğendiği anlatırken pat diye düştü. Bu yer elmalı sultan beğendi de mi yemek? Evet. 2 kilo kıvırcık koyun etinden yapılırmış. Bunları yaşlı adam anlat ha? Hı. Peki ya tersi ise? Anlayamadım efendim. Bu emekli adama sahanda böreği, çerkez tavuğunu, yer elmalı sultan beğendiği ya sen anlattıysan? Yok, ben anlatmadım. Ya anlattıysan? O zaman sen katilsin. Katil mi? Evde bir ana bir baldız. Ev kira. 3 aydan 3 aya maaş. Sen tut bu adama, çerkez tavuğunu anlat. Yok, sahanda böreği anlat. Yazık değil mi? Yazık değil mi? Elbette adamın yüreği dayanmadı. 2 kilo kıvırcık koyun etine pat diye gitti. Yok, o anlattı komiser bey. Ben bu yemeklerin hiçbirini bilmem ki zaten. Hadi hadi git. Yazdır ifadeni dışarıdaki polise. Biz gereken araştırmayı yaparız. Peki efendim. Yalnız ben... Hadi hadi. Sen de adamın yüreğine indirecek bir şey yapmışsındır. Bak bak. Şu imzaya bak. Üf. Şu imzanın kuyruğuna bak. Gövdesine bak. Başına bak. İmzanın başı baş. Gövdesi gövde. Kuyruğu kuyruk değilse... İsterse adamın adı Hayrullah Münir Çatanoğlu olsun. Bir işe yaramaz. Ha, bak bak. Adamın adına bak. Müdür adı. Şadan Süreyya Süvari oğlu. Ama imzaya bak. Çengelli iğne gibi. Tüh senin süvari oğluluğuna.
Merhaba Meslan Bey. Merhaba. Verin bakalım kağıtlarınızı. Biz Nuri abiyi ziyarete geldik. Ha, uyuyor. Niye uyuyor? Çünkü burada çok tecrübeli biri var. Meslan Bey. Ellemeyin uyusun. Nuri abi. Çağdan Süreyya Süvari oğlunun imzası mı? Güzeldir Meslan Bey. Biz geldik Nuri abi. Aa, hoş geldiniz çocuklar. Buranın havası berbat Nuri abi. Ne? Buranın havası Bürücek Yaylası'nda yok be. Halt etmişsin sen onu. Siz alışmışsınız açık havaya. Ben buradan çıktım mı dışarının havasında bunalıyorum be. Sen kuyuya düşmüşsün Nuri abi. Kuyu mu? Burası mı kuyu? Neresi kuyu buranın? Hiç kuyuda bu hava bu güzellik olur mu? Kuyuymuş. Hadi oradan. Ya sen hiç kuyuya düşmemişsin ya da Nuri Bey'i kıskanıyorsun. Oh, Nuri Bey burada çok mutlu. Hepiniz çalışıyorsunuz, o uyuyor burada. Bu kuyudan çıkmalısın Nuri abi. Başka biri girecek buraya. Hayır, kimse oturmasın burada. Kime evrak lazımsa gelir, kendi bulur, çıkarır, alır, gider. Sen ne diyorsun efendi? İkinci bir el burayı karman çorman eder. Anlıyor musun? Benim buna izin vereceğimi sanıyorsun? Asla. Bak Meysan amca, sen burayı seviyorsun ama herkes sevmek zorunda değil ki. Nedenmiş? Nuri Bey de seviyor. Bak ne güzel uyuyor. Ben size çay yapayım. Yo yo, biz içtik Nuri abi. Bu hiç çay içmiyor yahu. Ah ah, bir yapsan dediğimizi Nuri abi. Kurtulursun buradan. Hıdır dedi ki şef sormuş. Nuri Bey benim için hiçbir şey söyledi mi Ayşe Bey gidince diye. Belli ki senin tepkini ölçüyor. Yani aslına bakarsan o da seni düşünüyor. Masan bomboş. Oraya bir memur vermiyor. Niye vermiyor? Orayı senin için tutuyor. Maksat senin burnunu sürtmek. Ne zaman bizim odaya damlasa senin boş masana bakıyor. İnanmazsın dün senin masana bakarken ah diye iç çekti. Kim bu yahu? Şef hanım, şef. Bak Nuri abi. Gel yap şu işi. Yap şu kadını. Nuri Bey ne yapacak şefe? Ona aşkını ilan edecek. He? Yahu yapmayın. Şef de gerçekten bu Nuri Bey'e aşıksa yapmayın. Yakmayın Nuri Bey'i. Bir kadın değil o. Hilkat garibesi. Boşayacak mısın karıyı? Vallahi o çöl karıyla evli olmaktansa yaylada kal daha iyi. Şefin odaları falan gezeceği tutar. Biz kaçalım Nuri abi. Ha, unutma Nuri abi. Sen kuyuya düşmüşsün. Kuyu deyip de tepemi arttırmayın benim. Bu adamın başını yakarsanız asıl siz onu kuyuya atmış olursunuz. Hoşça kal Nuri abi. Hoşça kal. Güle güle. Güle güle çocuklar. Kuyuymuş salaklar. Ne zaman başladı şefle aranızdaki aşk? Ya yok öyle bir şey Meslan Bey. Aman aman. İyi ki yok. Nuri! Nuri! Kızım git söyle babana işe geç kalacak. Baba! Orhan! Geliyorum anne. Nerede baban kızım? Anne her yere baktım, tuvaleti tıklattım. Hiçbir yerde yok, babam gitmiş. Aa, olamaz, bana hoşça kal demeden dünyada gitmez ayol. Anneciğim hiçbir yerde yok, git kendin bak istersen. Allah Allah. Anne, şu ileride kör kuyu var ya. Herkes oraya doğru koşuyor. Ne? Çocuk mocuk düşmüş olmasın? Ay. Hadi bakalım. Ay Allah korusun. Hadi gidip bir bakalım. Ay ne oldu acaba? Bir kapatamadılar şu kuyuyu. Kimin o kuyu anne? Ne bileyim ben kızım, devletin miymiş neymiş? Birileri daha geldi. Bakkal Bilal bu yana doğru geliyor anne. Kızım onun çocuğu yok ki. Şoförün oğlu olmasın Hakan. Ay Allah korusun. Hayriye Hanım. Hayriye Hanım. Gel azıcık hele. Gel.
Ben mi? Neden? İsterseniz siz yalnız gelin Hayriye Hanım. Niçin? Ya beni dinleyin. Yalnız siz gelin siz. Ne oldu Bilal Bey, söylesene. Gelin canım, inin hele aşağı. Hadi anne, hadi. Ben de geleyim anne. Yo sen gelme. Baksana yalnız gel dediğine göre. Hay Allah, hay Allah. Hangi hayvan kapıyı küm diye vurdular? Hayrola, ne oldu? Gelin gelin. Burada. Çocukların yanında Nuri Bey evden falan diye sormadın. Olamaz. Durun canım, hemen heyecanlanmayın. Belki de biri şaka yapmıştır Hayriye Hanım. Nuri Bey evde mi? Yok. Durun canım, durun. Biz birkaç kez seslendik ama yanıt vermedi. İçinde olsa yanıt verir. Mutlaka birinin şakası. Nuri Bey şimdi çoktan dairesindedir, öyle değil mi? Bilmiyorum. Ha, durun. Ben bir daha sesleneyim. Nuri Bey! Kuyudaysan haber ver Nuri Bey. Nuri Bey kardeşim, biricik kardeşim. Oradaysan buradayım da, tamam mı? Biz gerisinin gereğine bakarız. Hadi ses ver Nuri Bey. Şaka canım, şaka. Kim bilir hangi muzip yaptı bunu. Şuna bak, kimin aklına gelir. Sen Nuri Bey'in ağzından karala bir kartonun üstüne bir kaşlap getir. Kuyunun başına dik. Eş olacak şey mi? Şu hale bak. Şeytanın aklına gelmez Hayriye Hanım. Hem koskoca adamın ne işi var kuyunun içinde? Adamcağız dairesinde, biz burada. Zaten Allah korusun canım, benim en sevdiğim müşterilerimden. Hadi bir telefon edelim dairesine. Hadi. Ya bizim dükkanından telefon edelim Hayriye. Nuri! Ne var? Nuri Bey kuyuya düşmüş. Kuyudaymış. Ben kuyuya düşmedim. Kendim indim buraya. Nuri! Ya çıkmam artık buradan Hayri. Amanın ne diyor, defterde ağzına kadar dolu. Kurban olayım, çık Nuri Bey. Nuri, senin mutlaka bir yerin kırılmıştır. Hiçbir yerim kırık değil. Kuyunun duvarlarına tutuna tutuna indim. Ama niye Nuri, niye? Niçin indin Nuri Bey? Hayatım boyunca bana bu soruları sordular. Neden, niçin, nasıl? Artık bu defa cevap vermeyeceğim. Bitti. Nokta. Dükkanda uzun bir ip olacaktı. Babanız burada. Burada. Anne doğru mu? Babanızın bıraktığı yazıya bakın. Baba. Baba. Buradayım oğlum. Sağlıklıyım. Hiçbir şeyim yok. Ama niçin oradasın baba? Allah'ım, gene bu soru. Oğlum peki sen niye oradasın? Ama babacığım. Babacığım ne olur çık dışarı. Ne oldu, sağ mı? Yaşıyor, sağ. Oh, çok şükür. Ben de ölmüş sandım. Nuri Bey, hiç merak etme. Şimdi çıkarırız seni. Sakın telaşa kapılma. Nasıl düştün buraya ya? Ya koskoca adam yahu. Yakışır mı? Yakışır mı Nuri Bey? Şimdi çıkarırız seni, şimdi. Hiç merak etme. Koşun bir ip bulun yahu. Belki kuyu zehirlidir. Adamcağız ölüverir değil mi? Aman Allah'ım. Allah'ım, herkes benimle uğraşıyor. Bana gene rahat yok. İyisin değil mi babacığım? İyiyim kızım, üzülme, merak etme. İp. Bakkal Bilal gitti, alıp gelecek. O yeter mi canım? Çekilin. Geldim, çekilin. Benimki acı kısa. Bağla. Nuri abi geldim. Acele etme yahu. Yolla. Yakala ipin ucunu Nuri abi. Merak etme. Seni oradan kurtaracağız. Seni çekeceğiz oradan. Kurtaracağız abi. Nuri abi, duyuyor musun beni? Ben çıkmayacağım ki buradan. Ne? Siz bakmayın onun dediğine. Belki de düşerken kafasını bir yere vurdu. O yüzden ne söylediğini bilmiyor.
Ay ay ay, kafası karpuz gibi patlamış mı? Ne karpuzu, ne çatlaması ya? Adamcağız çıkarmaya uğraşıyor. Aa, öyleyse itfaiye çağırsanıza. Aa, canım, itfaiye çağırmaya lüzum yok. Ya inadı tutar da büsbütün çıkmazsa o zaman ne yaparız? Benim babam inatçı değildir. Tövbe estağfurullah. Ya havle ve la kuvveti illa billah. Bu Nuri Bey mi? Aa, ben hayatımda onun kadar inatçı adam görmedim. Nuri abi, ip eline ulaştı mı? İp eline ulaştı mı Nuri Bey? Nuri abi, ip eline ulaştı mı? Aa, sesi soluğu çıkmıyor. Zehirlendi mi acaba? Aa, zehirlenerek mi ölmüş? Ne ölmesi be? Belki de bayıldı. Nuri Bey, Nuri Bey! Babacığım! Nuri! Buradayım, korkmayın. Ne zehirlendim ne de bir şey. Burası çok rahat. Tam kahvaltı edecektik, baktık Nuri yok. Kahvaltısını yapmadı mı Nuri Bey? Yapmadı. Şuradan bir sepet hayır, torba da olur. Nuri Bey'e şöyle güzel bir kahvaltı yollayalım. Nuri abi, sana sigarayla çakmak yolluyorum. Düştü mü? Düştü, sağ olun. Aman abi, lafı mı olur? Ben de şimdi Nuri Bey'e öyle bir kahvaltı hazırlayacağım ki... Ne olur çık oradan Nuri. Bize mi kızdın? Aman, iyilikle. Fazla üzerine düşmeyelim. Ah, ona bugün akşama ne güzel bir patates köftesi yapacaktım. Ah! Üzülme Hayri Hanım, yine yaparsın. Eğer çıkmazsa itfaiye gelir çıkarır. Şşş, itfaiye lafı edip de adamı büsbütün çileden çıkarmayın. Olur. Neydi? Bir sıkıntısı falan mı vardı bugünlerde? Ah, hiç olmaz olur mu? Ha, sonra onu o bodrum katına verdiler. Anneciğim, babam oradan çıkacak değil mi? Elbette çıkacak kızım, elbette. Hey, açılın. Nuri Bey'in kahvaltısı geldi. Bağla şunu. Hey, salam var, yeşil turpla zeytin var, reçel var, tereyağı var, portakal suyu var. Ayrıca taze ekmek. Kahvaltısını yapsın Nuri Bey. Çek elini. Kahvaltın geliyor Nuri Bey, afiyet olsun. Bak, hepsini silip süpürmezsen darılırım. İstersen helva da getiririm. Rafadan yumurta da yaparım. Ha bak, hiç borcunu falan düşünme. Bunları deftere yazmayacağım. Bunlar benden sana hediye. Hem de artık peşine geçeceğim diye üzülme. Sana her zaman veresiye vereceğim. Allah Allah. Sepet ulaştı mı Nuri Bey? Ulaştı. Yahu çekilin, göremiyoruz. Aa, Nur abi gördü. Baba. Yahu bu dilli salamın tadı çok güzelmiş. Yavrum, bugüne dek size hiç alamadım. Ama inşallah ileride iyi bir sahibi olursan... ...her sabah kahvaltıda dilli salam ye yavrum. Dilli salam, ha şuna bak. Ben ayda bir kilo dilli salam tatamıyorum burada be. Nuri Bey, afiyet olsun. Demek salam hoşuna gitti. İstersen yarın sabaha da getiririm. Ne yani, Nuri Bey yarın sabaha dek hep orada mı kalacak? Canım, ben çıksın diye diyorum. Nuri Bey, duydun değil mi? Bunları deftere yazmadım. Bunlar bende. Umurumda değil. İster yaz, ister yazma. İstersen o defteri kendi kafana göre doldur. Aldırmıyorum. Çünkü buradan çıkmayacağım. Aa Nuri, ben bu üç çocukla ne yaparım? Babacığım, ben okuyacağım. Oya da okuyacak. Sen olmazsan nasıl okuruz? İş bulacağım baba, söz. Sana yük olmayacağım. Çıkacaksın değil mi babacığım, hadi. Hayır, çıkmayacağım. En iyisi itfaiye. Sakın ha, itfaiye lafını etmeyin hem bana canım. İtfaiye de gelse çıkmayacağım. Ben bu devlete bunca yıl hizmet ettim. Ondan artık maaş istemiyorum. Emekli ikramiyesi de istemiyorum. Şu kör kuyuyu bana tahsis etsinler yeter. Herhalde bu koca ülkede benim hakkıma bu kör kuyu düşer. Artık buradayım, hep buradayım, çıkmayacağım. Nuri, ben sensiz ne yaparım Nuri? Hayır, çıkmayacağım. Nuri Bey'in kıramayacağı bir arkadaşı falan yok. Aa, var. Ali dairenin Bey var. Telefonu. Necati Bey var. Necati Bey'in telefonu. Buyurun, bir onlar eksikti. Ali Bey, babam kuyuya düştü. Anlamadım. Kim? Nereye düşmüş?
Babam diyorum, babam. Kuyuda, kuyunun içinde. Sen ne diyorsun Orhan? Aha, Nuri Bey kuyuya düşmüş. Kuyum nasıl? Vah vah vah. Önce arşiv, sonra kuyu. Vah vah vah. Ölmüş mü? Hayır. Çıkmam da çıkmam diyormuş. Aa, kafayı mı oynatmış? Tamam, tamam. Hemen geliyorum. Kendi inmiş. Oraya bir yazı koymuş. Kuyunun üzerine. Hükümeti protest etmek için mi acaba? Yok canım. Ben kuyuya kendi isteğimle indim diye yazmış. Eğer ben ikna edebilirsem çıkarmış. Hadi şeytanı izin alalım. Ben hadi, de geleyim. Hadi, hadi, hadi. Hay Allah. Tövbe estağfurullah. Gir. Evet, ne vardı? Nuri Bey efendim. Öldü mü? Hayır efendim, kuyuya düşmüş. Aha. Kendi kendine atmış kuyuya. Daha doğrusu inmiş kuyuya. Oraya bir yazı bırakmış. Kuyunun başında efendim. Yani şimdi Nuri Bey arşivde görevinin başında değil mi? Hayır efendim, kuyuda. Kuyuya inmiş. Çıksın. Çıkmıyormuş efendim. Aa. Oğlu telefon etti. Ben artık buradan hiç çıkmam diyormuş. Aa, çok yazık. Ah Nuri Bey. Çoluğu, çocuğu, bütün mahalleli kuyunun başındaymış. Peki itfaiyeye haber vermemişler mi? Bilmiyoruz efendim. İzin istiyoruz efendim. Biz onun arkadaşlarıyız. Belki onu ikna edip çıkarabiliriz. Bugün izinlisiniz. Nuri Bey kuyudan çıkar çıkmaz bana haber verin. Peki efendim. Durun, ben de geliyorum. Sayın Müdür Bey, Nuri Bey kuyudaymış. Evet efendim. Evet efendim. Kendi inmiş. Evet, o Nuri Bey efendim. Çıkmam buradan diyormuş. Evet efendim. Şuramda bir şey var. Daha fazla konuşamayacağım. Peki efendim. Hıdır Efendi. Hıdır Efendi. Buyurun efendim. Söyle şoföre, müdür beyin arabasını garajdan çıkarsın, binanın önüne getirsin. Bağışın efendim. Valinin başkanlığında bir toplantıya katılacakmış müdür bey. Yoksa ben de gelirdim dedim. Şen ol, şen ol, şen ol, şen ol, şen ol, şen olasın Nuri Bey.